Selamun aleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Doğan Hızlan'ın Yaşamdan İzler kitabı. Doğan Hızlan'ın Yaşamdan İzler. Bir de seri ismi var, hemen altında verilmiş. Yazının Seyir Defteri serisi birinci kitabıymış bu. Yazının Seyir Defteri serisi birinci kitabı. Yayın evi Eksik Parça Yayınları. Eksik Parça Yayınları'nın bu eserinin tanıtımını... Dur, kapağı göstermedik. Kapağı da şöyle bir gösterelim. Evet, kapakla da bir göz aşinalığı oluştu. Şimdi arkadaşlar, içerikten alıntılarımı okumaya başlayayım. Sonra da kitabın bir değerlendirmesini yapalım en sonunda. İlk okuyacağım alıntı, daha doğrusu kısacık bir cümle, 13. sayfada. Bir arkadaşının babası dermiş bunu. İş kazaya kalır, keyif kazaya kalmaz. İş kazaya kalır, keyif kazaya kalmaz dermiş. Yani kazaya bırakırsan o işin keyfi kalmaz manasında. Gelelim şimdi ikinci alıntımıza. 23. sayfada ikinci alıntımız. Aa, bak burası güzel. Said Faik Abasıyanık'ın Haritada Bir Nokta öyküsünün son paragrafı. Meşhurdur bu paragraf. Ve hani özellikle son cümlesi sıkça alıntılanır, paylaşılır sağda solda. Said Faik Abasıyanık'ın Haritada Bir Nokta öyküsünün son paragrafı ile noktalayacağım diyor yazısını. Ve şöyle diyor. Yani artık bundan sonra Abasıyanık'ın cümleleri. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye. Kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Bu yazmasam deli olacaktım kısmı çokça paylaşılır işte. Devam ediyoruz. Geldik 30. sayfaya. Küçük bir alıntı burası da yine. Gerçekten de Türk kahvesinin kültür tarihine ihtiyacımız var diyor. Gerçekten de Türk kahvesinin kültür tarihine ihtiyacımız var. Çünkü bazı kafelere gidiyorum, Türk kahvesi olmadığını söylüyorlar. Hangi kafeler olduğunu biliyoruz. Çünkü bazı kafelere gidiyorum, Türk kahvesi olmadığını söylüyorlar. Doğrusu bu yanıtı aldığım anda kalkıp orayı terk ediyorum. Türkiye'de Türk kahvesi yok demek ayıptan öte bir saygısızlıktır. Türkiye'de Türk kahvesi yok demek ayıptan öte bir saygısızlıktır diyor Doğan Hızlan. Devam ediyoruz. Geldik 32. sayfaya. Annesine dair bir yazı bu. Ben annemi yakınırken görmedim. Hele akşam iş dönüşlerinde günün kötü, üzecek bir olayından hiç söz etmezdi. Çevresindekileri de günün dertlerini bana iletmemeleri için uyarırdı. Aile içi sorunların benim üstümden kayıp gitmesi için olağanüstü özen gösterirdi. Ben akşamları eve dönen kocalarına dert yanan anaları kendi annemin davranışıyla uyarmak isterim. Annesi ne güzel bir kadınmış yani. Dertleri çoğaltmayan diyelim. Çünkü yakınmak, söylenmek, iletmek tabii ki de bazen şart oluyor. Çünkü o kişinin yardımı gerekiyor. Belki o kişinin dahliyle farklı bir çözüm yolu geliştiriliyor. O ayrı, o durumlar ayrı. Yani o kişiyle ilgili olması ayrı. Ama çoğunlukla bu tarz paylaşımlar dert, keder çoğaltmaya yarıyor. Sen de bir dert, ona anlatıyorsun. İkinci bir dert. Veya sende dert değil ama o kişiye anlatıyorsun, onda dert oluyor o gerçekten. Böyle diyeymiş annesi. Ne güzel.
Geldik 40. sayfaya. Burada biraz komik bir alıntı var. Belediye yol tabelalarını değiştirmişti diyor. Molla Fenari yerine Molla Feneri tabelasını asmışlardı. Molla Fenari yerine, biliyorsunuz bu tarihi birisi, yani tarihi bir karakter, bir ilim adamı. Molla Fenari yerine Molla Feneri tabelasını asmışlardı. Bu hatayı yazdım. Dönemin bir belediye yetkilisi geldi. Bunu yapan arkadaşların üzüntüsünü iletti bana. Çünkü bunca çalıştık, takdir edilmedik demişler. Böyle bir hatırasında naklediyor Doğan Hızlan. Devam ediyoruz. Geldik 64. sayfaya. Kıyımlar, özgürlükten yoksunluklar, yoksulluk, savaşlar, zulümler peşimizi bıraksın. Ama aklımızın bir kenarında Lucretus'un sözünü hep tutun. Aklınızın bir kenarında Lucretus'un sözünü hep tutun. Çizdiğim cümlede o cümle. Ve keder atımızın terkisine biner gelir. Ve keder atımızın terkisine biner gelir. Yani nereye kaçarsak kaçalım, keder diyor peşimizi bırakmaz. İlla kederlendirecek bir şeyler yaşarız. O bizim, bizden ayrılmaz yükümüzdür. Lucretus böyle demek istemiş herhalde. Ben öyle anladım yani. Hatalıysam ara. 72. sayfaya geldik. Şöyle bir yerden başlayayım. Yazmak kendini doğrulamaktır. Yazmak kendini doğrulamaktır. Tıpkı zengin olmak gibi. Tıpkı siyaset yapmak gibi. Doğrulama işleminde doğrulama türleri arasındaki aşamalı düzen bizim öznel tercihlerimizde şekillenen bir ahlakiliğin skalası konumlanır. Bizim öznel tercihlerimizde şekillenen bir ahlakiliğin skalasında konumlanır. Ha şimdi düzgün oldu. Tevazuyu bunun için her şeye karşın elden bırakmamak gerekir. Ne demek isteniyor burada? Yani yazdığın şeysindir sen diyor. Eğer sen yazdığın şey olamıyorsan yazın da kaliteden uzaklaşır. Kendine dürüst olmuyorsan, kendin aslını idrak etmemişsen yazın da ondan uzaklığın ölçüsünde güzellikten, hakikatten, tesirden uzaklaşır demek istiyor. Ben öyle anlamıştım yani. Bunu ve yazının bütününü diyelim. Sadece bu kısmı değil de. 88. sayfaya geldik. İnsanın kendini ölüme yakın bulduğu dönemler vardır. İnsanın kendini ölüme yakın bulduğu dönemler vardır. Sabaha çıkacağından kaygı duyar. Gün ışıyınca yeni bir gün kazanmanın mutluluğunu duyar. Sabah, yaşamaya yeniden başlamak anlamına gelir. Ben burayı çizmişim. Sabah, yaşamaya yeniden başlamak anlamına gelir. İnsan, kendine çeki düzen vermeye, günün tadını çıkarmaya bakar. Bizi yaşamanın sonsuzluğuna çağıran bir gücü vardır sabahın. Sanki sabahla birlikte yeni bir güç kazanır insan. Yaşamaya coşkuyla başlamanın gücüdür bu. Geldik 92. sayfaya. Bir alıntı var burada. Önemli romanlarından Kurtlardaki bir cümle kim? Peride Celal'in romanıymış bu. Peride Celal söylüyor yani bu cümleleri. Önemli romanlarından Kurtlardaki bir cümle yazarlığın tanımıdır diyor. Aldanıyor Nülüfer. Yalnız değilim ben. Bir yazarın yalnızlığı kalabalığın içinde başlar. Çizdiğim cümle burası. Bir yazarın yalnızlığı kalabalığın içinde başlar, masa başında biter. Çünkü masa başında bir kişi değil, bin kişi ile çevrilidir. Güzel. Yazınca yalnızlığı geçiyor diyor. Yazmayınca yalnız. Yazınca yalnızlığı geçiyor, yazmayınca yalnız. O da güzel cümle oldu. Ben bunu yazayım Twitter'da, tutar belki. Efendim geldik 103. sayfaya. Kemal Tahir'e birçok okuyucusu sorarmış. Kemal Tahir'e
Birçok okuyucusu sorarmış. Yazdıklarınız gerçek mi? Evet yanıtını verilmiş. Evet gerçek ama roman gerçeği. Yani kurgunun gerçekliği. Efendim geldik kitabın son kısmından artık. 221. sayfadan bir alıntı. Demirel'e ait bir alıntı. Profesör Doktor Nurettin Sözen'in düzenlediği Profesör Doktor Nurettin Sözen'in düzenlediği Taksim buluşmalarında dinlemiştim. Gerçekleri espriler eşliğinde mizahın yumuşatıcılığında anlatmıştı. Bu Demirel. Yıllar öncesinin ekonomik durumunu özetlerken 10. yıl maaşının yazarları Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın adını vererek eğer o zaman demir yolları dışında bir varlığımız olsaydı iki şair onları da yazardı demişti. Yani 10. yıl maaşında demir yollarıyla övünüyor ya, demir ağlarla ördük ana yurdu her baştan diye bir şey var ya içinde, öyleydi galiba. Diyor ki Demirel, aslında burada bir hiciv de var, bir alaycılık da var. Hani övünecek diyor başka bir şey olsaydı diyor bu iki şair diyor bunları da yazarlardı. Bir tek o vardı diyor yani. Diyoruz ve kitap hakkındaki alıntılarımız burada bitiyor. Gördüğünüz gibi çok alıntım yoktu. Okumayıp atladığım da yok yani. Hepsini paylaştım sizinle. Buradan da anlaşılıyor ki bu kitabı çok beğenmedim. Eğer çok beğensem ben çok yerini çizerim. Hepsini sizinle paylaşmasam da çok yeri çizdiğimi bilirsiniz. Bu kitap bana zayıf geldi. Niye? Doğan Hızlan'ın genelde vefat yazıları, birisi vefat etmiş, bir dostu vefat etmiş, bir ünlü vefat etmiş. Onun hakkında yazdığı o veda yazılarının bir derlemesi olmuş bu geneliyle. Neredeyse %90'ı onlardan oluşuyor. Ama bu yazılar illa kitap olacak yazılar değil yani. Çoğu zayıf kalıyor bir kitap olmak için. Eğer bu yazılar kitap olacaksa, hani Doğan Hızlan bu yazıları daha da çalışıp, biraz daha uzatıp, belki o kişiler hakkında daha çok bilgi ekleyip, bir bunları kitap parçasına dönüştürebilirdi. Çünkü bu haliyle çok hızlı tekrar eden şöyle bir şey var. Işıklar içinde uyusun, bilmem şununla hatırlanacak, bilmem bunlarda yaşayacak, bilmem şu. Hızlı hızlı bu süreç tekrarlanınca insan sıkılıyor yani bu ne böyle diye. Öyle düşündüm. Ha şöyle bir durum var, yayın evleri şöyle yaparlar. Bir yazarın kitapları çok satıyorsa artık onun etinden, sütünden, damlasından yani hiçbir şeyini ziyan etmemek üzere çabalar içinde meşgul olurlar o yazarla. Kitap olmaması gereken metinlerini bile kitap yaparlar. Değişik derleme başlıkları altında. Bu kitapta öyle bir şey olabilir diye düşündüm ben yani zorlanmış. İlla bunu da kitap yapalım, bir kitap daha çıkaralım Doğan Hızlan'dan. Bak diğer kitapları iyi gidiyor, bu da işte o sürece katılır falan gibi bir şey mi düşünülmüş diye suizan da ettim. Eksik parça yayınları eğer aşırı gittiyse beni bağışlasınlar. Okurken aklıma böyle geldi. Kitabın kapağını tekrar göstereyim. İsmini de söyleyeyim. Doğan Hızlan'ın Yaşamdan İzler kitabı, Yazının Seyir Defteri serisinin birinci kitabı, Eksik Parça yayınlarından çıkmış. Bu kitabı mutlaka okuyun diye tavsiye etmiyorum. Yani vaktiniz çoksa şöyle bir bakayım derseniz olabilir ama onun dışında çok dolu, çok şey bir kitap görmedim ben karşımda. Peki arkadaşlar, bir kitaplık da bu kadar. Başka bir fosforlu kalemde başka bir kitapla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.